Trigonometriya dersimiz boshlandi. Trigonometriyani boshi yaxshilab qarab turamiz bolalar. Yaxshilab takrorlab oling. O'sha keyin qaytmaymiz. Alay, boshladim. Trigonometriyada biz aytganidek, radian, grad o'lchovlari bor edi. Biz hayotda ishlatadigan sonlarning hammasi radian o'lchovida bo'ladi, biz deb aytganimiz. To'g'rimi? Hozir bir oddiy 4x2 8 siz 8 radianda aytyapsiz. 8 radian demaysizmi? Radianda biz hayotda ishlatadigan sonlarning hammasi radianda o'zi. Endi radian bilan grad orasida bog'lanish bor. Qarang, mana misol uchun 1 minutimiz 60 sekund deymiz, to'g'rimi? Yoki yana ko'p 1 metrimiz 100 santimetr va hokazo shunaqa narsalar bor. Songa teng va boshqa holatda 1 minut 1.60 teng bo'lmaydi, lekin 1 minutimiz 60 sekundga teng bo'ladi. Xuddi shuning singari radian bilan grad orasidagi bog'lanish bor. Qarang, 1 radianimiz 57 gradga teng taxriban. Taxriban. To'g'ri olinmagan. 1 radianimiz taxriban 57 gradga teng va pi 3.14 ga teng deymiz. Pi 3.14 desak, o'sha radianni tushunamiz. Endi menga radianda yozib qo'yaman. Pi 3.14 radianga teng. Bo'ldimi? Bir radianimiz 57 gradga teng. Demek şu 3.14'de 57 gradı ko'paytirsak 180 grad çıkadı. 3.14 ham taqribiy. Bunu ham to'liq olsangiz, bunu ham qo'shib olsangiz, ikkalasini ko'paytirsangiz, pi'miz 180 gradga chiqadi to'liq holatda. Pi nimaga teng desa 3.14 deb javob berasiz. Gradda nimaga teng desa 180 gradga teng deb javob berasiz. Bo'ldi. Endi bu o'zi gradlar nima desiz mana? İkide to'g'ri chiziqda kesişler hosil bo'lgan burchaklarda grad deymiz. Misol uchun mana bu, mana bu, mana bu to'g'ri chiziq bilan buni orasidagi burchak 30 gradga teng. Bunday bo'ladi mana. To'g'rimi? Ketaveradi. Kichikroq bo'lsa 90 grad. Boshi bilan ochilmasa 0 grad. Keyin bitta olsang, o'sha 1 grad, 2 grad va mana ochilgan holatda 30 grad. Keyin mana mana bilan mana orasidagi burchakda 45 grad bo'ladi mana. Mana 45 da mana bilan mana orasidagi, mana ikkalasi emas. Agar bu ikkalasini oladigan bo'lsangiz, 45 gradus bo'lib qoladi. Molon bilan bu orasidagi burchak 45 gradus. Bu bilan buni orasidagi burchak 60 gradus. Va bu bilan buni orasidagi burchak mana 90 gradus, mana mana to'g'ri chiziq bilan bu perpendikulyar dedi. Va hokazo ketaveradi mana. Bu bilan buni orasidagi burchak 120 gradus mana mana shu to'g'ri chiziq bilan buni orasidagi burchak 120 gradus. Va bu bilan buni orasidagi burchak 135 grad va hokazo mana mana bilan mura orasidagi burchak 150 grad. 90 graddan katta burchaklarda o'tmas burchaklar deydi. 90 graddan kichik burchaklarda o'tkir burchaklar deydi. 90 graddan burchak to'g'ri burchak deydi. Bo'ldi, davom eting. Pi 3.14 deyapmiz. Bu qayerdan kelib qolgan? Tushunib beraman, yaxshilab qarab turing. Pi mana bitta aylana bo'ladigan bo'lsa, aylananing uzunligini o'lchasa bo'ladi. Ipdami yoki boshqa narsa, to'g'rimi? Aylananing uzunligini o'lchasa bo'ladi mana. Deysiz o'lchab chiqolasiz. Ipdan o'lchab olib, keyin lineykaga qo'yib o'lchashingiz mumkin. Buni o'lchab olganingizdan keyin o'rtasidan o'tgan chiziqni diametr deydi. Aylananing o'rtasidan o'tgan chiziqni diametr deydi. O'sha aylana uzunligini qarayman. Aylana uzunligini, shu uzunligini o'lchab chiqdingizda lineykalar haqida ipni qilib, keyin lineykani o'lchadingiz. Shu aylana uzunligini uni diametriga bo'lsangiz 3.14 chiqaveradi doim. To'g'ri o'lchasangiz 3.14 mayda bir 15 raqam bilan chiqadi. 3.14 chiqaveradi. Istalgan aylanada bo'laradi bu ish. Tumalab bo'lsa bo'ldi. Aylanani uni diametri, diametr radiusni ikkilanganiga teng. Radiusdan ikkitasi, ya'ni radius deb turib, aylana markazidan aylanagacha bo'lgan masofani radius deydi. Radiusdan ikkitasi diametr bo'lsa, aylana uzunligi diametrga bo'lsangiz 3.14 chiqadi, ya'ni pi deymiz buni. Demak, buni proporsiya qilib qo'ysangiz, l teng d ko'paygan yani pi bo'ladi, ya'ni d emas 2r bo'lsa, umumiy holatda l teng 2πr degan formula kelib chiqadi. Aylana uzunligini formulasi deyiladi. Aylana uzunligini o'lchash uchun radius berilgan bo'lsa, aylana, demak, aylana uzunligini o'lchash mumkin ekan deyiladi. Pi shu yerdan kelib chiqadi. Va endi shu gradus bilan radian orasidagi bog'lanishni ham tushundik. Bir radianimiz 57 grad ekan. Va endi
Gradustan radiyanga va radiyandan gradusga tushirib qo'yishim kerak. Qarang. 40 gradus deyapmiz. 40 gradusda pitasini 180 ko'paytirib qo'ysangiz, gradus turgan ifoda radiyanga o'tib qoladi. Pitasini 180 ko'paytirish degani pi o'zi 180 gradus bo'lsa, 180 bilan 180 qisqarib ketsa, 1 bo'ladi ba. Demak, hech narsa o'zgarish bo'lmaydi. Xuddi 1 ga ko'paytirgandekmiz. Ve şu köpeydiriş devamında bu radyen götüp kaldı. Yani 2 bit aslında 9 okuyordu. 40 bran 180 kıskarsa 20'ye 2 bitle 9. 2 bit aslında 9 bran radyen götü diyelim. Çünkü 2 bit aslında 9'dır. Pi'de ise radyen de 9 okuyordu. 2 bit aslında 9 yani radyen de bu kaldı. Şimdi yani 120 gradus yaptı. 120 gradus köpeyken pi aslında 180 köpeydir koyasız. Bana gradus türden ifade radyen götü kolu yaptı. Gradustan radyen götü şunu bakalımız. Pi tasın 180 kubatını koyalım. Kubatını koyalım. Kıskanıp durup bana 62 kısmını yapsa 2 pi tasın 3 okumalı. 2 pi tasın 3 dedi radyen de toplamda duru uğrağınız. Bana 105 gradusunu düşünün. Pi tasın 180 kubatını koyalım. Kıskanıp geçse o 15 kısmını yapacaklı. 7 pi tasın 12 bolu yaptı. Radyen de toplamda duru uğrağınız. 1 gradusunu koyalım. Pi tasın 180 gradusunu kubatını koyalım. Pi tasın 180 de özü okumalı. 2 gradusunu koyalım. Pi tasın 180 kubatırsınız. 2 bilan 180 qisqarib pi tasini 90 bo'ladi. Biz gradusdan radiyanga o'tyapmiz. 18 gradusimiz pi tasini 10 bo'ladi. Endi mana qarasa ham 60 minut deyiladi. Mana qa shtrif belgisi bo'lib qolsa, bu minut hisoblanadi. 60 minut hisoblanadi. 60 minutimiz 1 gradus bo'ladi, esingizda qolsin. 60 minutimiz 1 gradus. Bitta shtrif belgisi minut belgisi bo'ladi va o'sha 60 minutimiz 1 gradusga teng bo'ladi. Va yana endi misolda kelyapti. Mana gradus deb ifodalanganda nimaga? Gradusda buni radianga o'tish kerak, to'g'rimi? Birinchidan buni o'zi gradusda turibdi, shuni mana minutini yo'qotib olsak, minut chaqiradi biz hozir. Minutini yo'qotib olsak, 15 shtrix turganini 60 ga bo'lib olsangiz, gradus ketib qoladi o'sha joyiga. 15 ni 60 ga bo'lsangiz, endi u gradus, ya'ni 15 bilan 60 chiqarib ketsa 4 dan 1, ya'ni 0.25 gradus uje bu. 15 60 minutimiz 1 gradus bo'lsa, 15 minutimiz 0.25 gradus bo'lar. 4 dan 1 gradus bo'lar. Bir gradus qilib qo'ydim mana, 4 dan 1. Endi 9.25 gradus qilib qo'yardik. Endi radianga o'tmoqchi bo'lsangiz, pi tasini 180 ga ko'paytirib olasiz. Shu turishida pi tasini 180 ga ko'paytirib turib gradusdan adib o'tib ko'rasiz. Shunchaki maytdagi minutini gradusga olib o'tib beramiz. Davom etamiz endi. Qani endi gradusdan radianga o'tdik. Endi radiandan gradusga o'tish bu oson. Radiandan gradusga o'tish uchun mana pi tasini 2 radian bo'lib turibdi deymiz. Buni gradusga o'tish uchun pi o'rniga 180 qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Pi o'zi 180 gradusga teng. Pi o'rniga 180 qo'yamiz. 180 ni 2 ga bo'lib qo'ysangiz 90 gradus ekan. Xullas pi tasini 2 bilan 90 gradus bir-biriga teng. Pi tasim 6 yap. Pi o'rniga 180 qo'yasizda 6 ga bo'lsa 30 gradus bo'ladi. Pi tasim 6 radian bo'lsa 30 bu gradus. Ikkalasi bitta narsa. 11 pi tasim 4 yap. Pi o'rniga 180 qo'yib, 4 ga bo'lib 11 ga ko'paytirib qo'ysangiz 495 gradus ekan. Endi mana bitta taqqoslang deyapti. Shu ham bir ajoyib narsa. Qarasangiz, taqqoslang deyapti. Pi tasim 2 yapdami, 2 kattami deyapti. Bu yerda mana 2 turibdi, mana bitta gradus belgisi yo'q. Demak, bu radian bu. Gradus albatta bo'ladi. Gradus bo'lmasa radian deb qabul qilamiz. 30 turibdi. 30 da agar gradus belgisi bo'lmasa, u radian deb qabul qilamiz. Balki gradus belgisini yozmasa, bu radian deb qabul qilasiz. Xato yozgan bo'lib qolaman. Gradus belgisi yo'q. Mayda pi tasini 2 bilan 2 deyapti. Mayda 2 bu radian bu. 2 bu radian. Demak, buni taqqoslash uchun yo ikkalasi ham radianda bo'lishi kerak. Yo'q, ikkalasi ham gradusda. Bittasi gradus, bittasi radian qilib taqqoslab bo'lmaydi. To'g'rimi? Demak, sochim 100 santimetr bilan 2 metr deyapti. Qaysi biri katta desiz, 2 metr deb javob berasiz. 100 santimetr santimetr bilan metr solishtirilmaydi. Santimetr bilan santimetr solishtiriladi, metr bilan metr. To'g'rimi? Shuning uchun radian bilan radian taqqoslaysiz, gradus bilan gradus taqqoslaysiz. Demak, mana pi chutning 114 deymanda, chutning 114 2 ga 2 ga bo'lsangiz 1.57 bo'ladi. 1.157 radian bu. Bu 2 radian bo'lsa, 2 radian kattaroq. Qayerda ham yana qarang.
2000 katta mı? 6-7 katta mı? 6.7. İkincisinde radyanda işle olayım birinci. 3.14 koyduk bir tane gel. 6.28 oradı. Bu 6.7 gel. 6.7 katta bu olayım. Şimdi ya ki pi'nin 180 gradis deseniz 2 veren 180 köpeyse 160 gradis olur. Gradis boyunca işle yapma. 6.7'nin 57 köpeyse çünkü bu radyan bu. Bir radyan 57 gradis olsa 6.7'nin 57 köpeyse koysanız bunu gradis'ta kep çıkartsa 381.9 gradis. Demek bu katta bak yani. Bari bu katta İki de yorulan işlem koydum. Kayısı kulağımızda şu. Bazıda gradis köyüşü kulağına burada. İki katta mı? 60 gradis katta mı dese? İki de yani. İki radyan 57 gradisinde işte 114 gradis burada iki. 60 gradis olsa bundan küçük bir kola. O kadar yazı oketi ona bir. Şimdi Mehdi yine soru, başka bir soru gibi yaptı. 18.si de. 60 gradis bu. Az bunu ayet böyle değil mi? Başka bir görürse Kaysa Usmanov ikinci kısım, yani kitaptı. 90, yok, 84. paragrafta, doğru mu? 8. maddede birinci soru bile. 60 gradus kaysa çorayda cevaplaşırken diye. 60 gradus bana, bana, med 0 gradus bana, keyin 30, 45, keyin 60, 90 gradus bana, med bilen, med burası buca gidiyor. Bundan ki koşul olarak, 102, 135, 150, 180, 180 aşıp etti yaptık, 210, 225, 240, 270 diye bayağı da bunda aşıp edildi. 300, 330, plus 360 ekel yani. Hayat ham 0 gradis, hayat ham 360 gradis. Evet, 60 gradisimiz birinci çorak olacak, bana birinci çorak. 145 gradisimiz ikinci çorak ötüp oradı bana, oradı bana değil mi? İkinci çorak. 180, minus 180, nasıl düşür? Çünkü bu 180 bir çorak sapılan değildir. 188 değil. Minus 188 de yaptı. Hani nola durup biz eğer minus ise orka yürüyüşü başlayalımız. Neye yürüp gelip bana minus 182 dedi. Bu yer 180 deysek bu oradı. Minus 180 deysek yani bu oradı bitti. Demek minus 188 yok olsa ayak ötüp olan. Evet ikinci çoğraya yok olan. Minus 188 ikinci çoğraya çoğraya yok olan. Ve o kez var bana kim? Bana 3 de yaptı. 3 deyapti, qayer deyapti? Qaysi chorakda joylashgan deyapti 3. 3 mana gradus yo'q, demak bu radian bu. 3 ni 57 ga bo'lsangiz 171 bo'ladi. 171 gradus qaysi chorakda joylashgan? Mana 171, 180 ga yaqin qolyapti. Ikkinchi chorak ekan mana. 3 radianimiz 171 gradus va u ikkinchi chorakda joylashgan ekan. Tushundingmi?